Resulullah'a aşıktım. Resulullah sahabeleriyle yolda gidiyor. Hep bir iki daha önce de anlatmıştım. Ebu Cehil peygamberimize çok kinliydi biliyorsunuz. Karşılaşıyor böyle duruyor. Ya diyor Ebu Kasım diyor ne kadar çirkin insansın sen diyor. Bak dünyalar münafık gözünü görüyor musun? Kafir gözünü görüyor musun? Resulullah hiç tereddüt etmiyor doğru söylüyorsun diyor. Sonra gidiyorlar sahabelerine. Yani peygamberimiz yani sadece böyle hani onu terslemek için söyledi gibi düşünüyorlar. Ama gene de tabii hayret ediyorlar neden öyle söyleyeyim. Sonra Hazreti Ebu Bekir'le karşılaşıyorlar. Hazreti Ebu Bekir duruyor böyle aşık tabii. Ya Resulullah diyor güzelliğine doyamıyorum diyor. Allah seni ne kadar güzel yaratmış böyle diyor. Maşallah. Yani güzelliğin muhteşem diyor. Maşallah. Doğru söyledin diyor peygamberimiz. Ya Resulullah diyor tamam Hazreti Bekir'in ki doğru diyor güzel de diyor. Ebu Cehil'e de aynısını söylediniz. Ne diyor? Ben bir aynayım diyor. Bana bakan kendini görür diyor. Münafık böyle baktığında böyle kendini görür diyor. Bak kendini. O karanlık ruhunu, karanlık dünyasını görüyor. Ya münafık çünkü içi lağım kaynıyor ya. Kendi yüzünü görüyor. Resulullah görmüş değil o. Aynaya bakıyor, kendi yüzünü görüyor. Resulullah göremiyor. Hazreti Ebubekir de aşık olduğu için her yere baktığında peygamberi gördüğü için aynadaki görüntüde yine peygamberi aynı güzelliğiyle görmüş oluyor. Konu bu. Anlatılan bu. Bu anlattığım münafıkların tamamı İzmir'de mukim olan münafıklar. Hepsi İzmir'de yani bu anlattığım şahıslar. Yani mekan olarak da belirtiyorum.